Herkese merhaba, Beyaz Yıkı Yer kanalındasınız. Ben Alp. Bildiğiniz gibi bu kanalda çeşitli finansal incelemeler, finansal okuryazar sohbetleri ve aynı zamanda kendi finansal serüvenimi anlattığım bir vlog bulunuyor. Bugün de vlog içerisinde kendi best tercihlerimde neler var, bu tercihleri nasıl yapıyorum bunu anlatmaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce belirtmeliyim ki bugün videonun konusu benim kişisel tercihlerim. Yani kendi risk ve getiri beklentilerime göre ayarladığım tercihler. Bu nedenle bu tercihler size uygun olmayabilir. Videoyu bu şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Dilerseniz başlayalım. Google'a Türkiye'de emeklilik yazdığınızda ekrandaki görselleri sırasıyla karşılarsınız. Eğer bunun dışında yurt dışındaki bir emekliliği merak ederek bunun İngilizcesi yani retired people yazdığınızda karşınıza daha farklı resimler çıkar ve bu resimlerin arasındaki farkı derinlemesine bir incelediğinizde yurt dışındaki emeklilerin daha mutlu hayatlarının olduğunu ve daha sağlıklı göründüklerini anlayabilirsiniz. Bunu çok basit bir değerlendirmeyle biz bir Google aramasıyla karşılaştırarak bulabiliyoruz. Peki bunun karşılığında bizden beklenti ne? Neden böyle bir durum var? Bunu da isterseniz kısaca tartışalım. Aslında bunu uzun uzun bir videoda sizlerle paylaşmıştım ve bu ekranda gördüğünüz ekran resmi o videonun kapak fotoğrafı. Bu videoda bireysel emeklilik sisteminin neden olması gerektiğini, içinde nelerin olduğunu, hangi haklarımızın olduğunu ve ne amaçla bulunduğunu anlatmıştım. Kısaca özetleyecek olursak, bireysel emeklilik sistemi sizin her 100 liranıza 30 lira devlet tarafından verilen bir katkıyla bir araya gelen bir sistem. Bu 100 liranın tamamını kendiniz istediğiniz fonlarda, ister hisse, ister altın, isterseniz kamu dış borçlanma araçları gibi çeşitli araçlarda değerlendirebilir, bu şekilde fonlar alabilirsiniz. Devletin size vermiş olduğu 30 TL'lik fon ise devletin belirlediği katkı fonlarında kullanılıyor. Bazı kişiler bunun enflasyonda ezildiğini düşünebiliyor. Ancak bu devletin vermiş olduğu 30 TL'nin 9 TL'si yani devlet katkısının da %30'u hisse senedi tarafında değerlendiriliyor ve kabaca sizin her yatırdığınız 100 lira için devlet 9 liralık bir hisse senedi alıp sizin adınıza saklıyor. Bunu hak etme süreniz tamamıyla 10 yıl ve 56 yaşına ulaşmanız durumunda buradaki hakkın tamamını elde ediyorsunuz. Daha erken çıkmanız durumunda daha düşük oranlarda katkı payından yararlanmanız gibi durumlar söz konusu. Dediğim gibi ekranda görmüş olduğunuz görselin bulunduğu videoda bunların tüm detayları mevcut. Eğer kendimiz bugünden bazı değişiklikleri oluşturmak, geleceğimizi garanti altına almak istiyorsak bireysel emeklilik sisteminin uygun bir sistem olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bireysel emeklilik sistemini kullanarak az önce görmüş olduğunuz emekli ve yurt dışında emekli insanlar kıyaslaması konusunda kendi tarafınızı oluşturabilir, mutlu, sağlıklı ve aynı zamanda güvence altına aldığınız ilerleyen yaşlarınız olabilir. Bu nedenle bireysel emeklilik sisteminin bendeki algısı tamamıyla böyle. Bunun dışında farklı bir sistem olarak da bireysel emeklilik sistemini kullanıyorum. Ancak bunu daha önceki videolarımda anlatmıştım. Her sene bir tane bireysel emeklilik sistemi açarak her 10 yıl dolanı kapatıp daha sonra alabildiğim katkıyla beraber yeniden sisteme girmek gibi bir planım var. Bunu belki başka bir videoda daha detaylı olarak sizlere aktarabilirim. Bireysel emekliliği nasıl araştıracağınızı anlatmam lazım önce. Tefas.gov.tr'ye girdiğinizde karşınıza çıkan ekranda BEFAS'a tıkladığınızda yani bireysel emeklilik fon alım satım platformuna tıkladığınızda karşınıza geniş bir sayfa çıkacak. Bu sayfaya baktığınızda hisse senedini seçerseniz ya da farklı fon gruplarını seçerseniz ona göre listeleyebileceğiniz bir durum söz konusu. Bunu kontrol ederek kendiniz 5 yıl, 3 yıl, 1 yıl gibi getirilerde hangi fon nasıl bir getiri sağlamış bunları görebilir. Buna göre bir tercihte bulunabilirsiniz. Devletin sunmuş olduğu bu web sitesiyle kendiniz bir fon grubunun içerisindeki en iyi fonu bulabilir ya da en iyi olmaya aday fonları tercih edebilirsiniz. Ancak ben bunların içerisinde hangisini tercih ettim? Birazdan bu noktaya döneceğiz. Fakat bu videoyu izlerken hepinizin soracağı bir soruyu şimdiden cevaplamak istiyorum. Başka kurumun fonları istisna durumlar dışında alabiliyoruz. Yani ne demek istiyorum? Ben Türkiye Hayat Emeklilik Sigortası üyeyim ve burada BES tarafında katkımı yapıyorum ve burada bir birikim oluşturuyorum. Buranın içerisinde Allianz gruba ait olan ALI fonunu da alabiliyorum. Bu şekilde eğer sahip olduğunuz sistem bireysel emeklilik sistemi ise, bakın dikkat etmek istiyorum, otomatik katılım sistemi değil, bireysel emeklilik sistemi ise bu kendinizin dışında olan kurumlardaki fonları almanıza engel değil. Eğer böyle bir problemle karşılaşıyorsanız bana yazmadan önce lütfen kendi müşteri temsilcinizle bir araya gelin, bir konuşun ve durumu çözmeye çalışın. Çünkü başka kurumlarda bunun nereden listelendiğini bilmiyorum. Dediğim gibi ben Türkiye Hayat Emeklilik Sigorta tarafından kendi uygulamasında bunun nasıl listelenebildiğini biliyorum. Bu şekilde kendim kolayca tercihlerimi yapabiliyorum. Bunun gözükmediği uygulamalar olduğunu biliyorum. Bunları da telefonla arayarak çözebileceğinize çok eminim. Peki kendi portföyümü neye göre tasarlıyorum? Kendi portföyümün %80'ini uzun soluklu, yüksek riskli, saklama aracı olmayan ürünlere getiriyorum. Saklama aracı olmayan ürünler benim için döviz ve altın. Neden döviz ve altını bir yatırım aracı olarak görmüyorum? Altının ons fiyatına yani dolar bazlı olarak fiyatına baktığımızda neredeyse 2012'den önceki fiyatıyla aynı değerlerdeyiz. Bu nedenle uzun bir zaman geçmesine rağmen altın dolar bazlı ciddi bir kar yaptığını söyleyemeyiz.
Bu sebeple hisse senetlerinin aydan aya ve tercih edilebilir bir değişiklik içerisinde daha makro olabileceğini düşünüyorum. Bundan kaynaklı olarak da uzun soluklu, yüksek riskli tarafta hisse senedini barındırıyorum. Peki %20'lik taraf ne oluyor? Uzun soluklu, yurt dışı kaynaklı, döviz bazlı ve saklama araçlarından oluşabiliyor. Yani bunlar neler? Eurobond tarafı olabilir, altın olabilir, para piyasası fonu olabilir. Neden buraya %20 bırakıyorum? Çünkü şöyle, eğer borsanın çok düştüğünü düşündüğüm bir dönemde buradaki %20'yi de hisse tarafına ayırmak için. Ne demek bu? Yılda 12 defa bireysel emeklilik sistemin içerisinde kendi fon dağılımınızı değiştirebiliyorsunuz. Yani hisselerin çok düştüğü bir dönemde buradaki %20'yi sıfıra kadar çekip hisse fonlarına yönelebilir. Hisselerin çok çıktığı bir dönemde orayı tekrar %80'e indirip burayı %20'ye çıkartabilirsiniz. Peki hisse senedi tarafında ben hangi fonları tercih ediyorum? Biraz da burayı konuşalım. Öncelikle tercih ettiğim fonların oranlarını videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. Ama öncesinde neden burayı tercih ediyorum ve ne gibi handikaplar var buna bakmamız gerekiyor. Birinci sırada ALI geliyor. Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu. Bu fon faiz içeriyor. Toplamda 154 bin yatırımcısı var. Fonun kuruluş tarihi 2011, halka arz tarihi ise 2012. Toplamda 3 senesinde yani 2017, 2018, 2022 senelerinde ekranda gördüğünüz gibi BIST'in arkasında kaldı. Fakat 2022 senesinde arkasında kaldı demek çok doğru olmaz. %190'lık bir yükseliş gösterirken BIST %196'lık bir yükseliş gösterdi. Bunun dışında 2018 senesinde eksi %22 olarak gözükürken BIST ise eksi %20'deydi. 2017'de Allianz 29.27'deyken BIST 100 47.6'daydı. Ancak geneline baktığımızda ise BIST'in çok daha yukarısında, çok daha önde gözüken bir profile sahip. CHH tarafı yani QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ birinci hisse senedi emeklilik yatırım fonuna bakacak olursak burada 2014'ten 2023'e kadar herhangi bir dönemde BIST 100'ün altında kaldığı bir dönem yok. Buranın da yatırım sayısı toplamda 12.627, fon yönetim ücreti yıllık %1.75, faiz içeren bir fon. 2008'den beri kendisi şu an halk tarafından kullanılabilecek şekilde arz edilmiş ve aynı zamanda benim de tercih ettiğim fonlardan biri. Bir diğerine geçecek olursak HES, Aksa Hayat Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu. Bu da aslında CHE gibi güçlü fonlardan biri. Ancak fon yönetim ücreti diğerlerinden birazcık daha fazla. %2.19'luk bir fon yönetim ücreti var yıllık. Faiz durumuna bakıldığında faiz içeriyor. Yatırımcı sayısına baktığımızda 11.808. 2014'ten 2023'ü buraya da kontrol ettiğimizde BIST'e karşı yenildiği herhangi bir yıl bulunmuyor. Atevar, Anadolu Hayat Emeklilik İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu, İş Bankası'nın son dönemde almış olduğu kararlar doğrultusunda kurumsal bir yapıya geçtiğini aslında hepimiz aşağı yukarı takip ediyoruz. Bu nedenle ben bu BIST tarafında burayı biraz daha değerli buluyorum. Ancak oranımı arttırmış değilim. Portföyde tutmaya bu nedenle devam ediyorum. ATE'de faiz içeriyor. Toplamda 75.818 yatırımcıya sahip. 2006'dan beri bulunuyor. 1.9'luk bir fon yönetim ücretine sahip. Bunun dışında 2014'ten 2023'e kadar olan durumda getirisini kıyaslamak isterseniz BIST 100 ile aşağıdaki ekranda mevcut. Geride kaldığı yıllar var, önde olduğu yıllar var. Burayı birazcık daha dikkatli bir şekilde deşmek istemedim. Çünkü buranın birazcık daha durumu farklı. 2018 yılında herkes eksiyle kapattığı bir dönemde Anadolu Hayat Emeklilik İş Bankası İştirak Endeksi bu yılı pozitif kapatmış durumda. Veya herkesin pozitif endeksi geçtiği bir yılda biraz daha geride kalmış oluyor. Burada birazcık daha şirketlerin İş Bankası İştirak Endeksi olması nedeniyle izole olması sebebiyle biraz daha çok kolay olmuyor. Bir de farklı taraftan bir tane fon göstermek istiyorum. Bu da FFC. HDI FIBA Emeklilik Hayat AŞ Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu. Bu fonun ana amacı teknoloji hisselerine sahip olmak ve bu fonu tercih ediyor olmamın sebeplerinden birini birazdan aktaracağım. Bu fona baktığımızda ise yıllıkta yılbaşı 6 aylık gibi ekranlar görüyorsunuz. Çünkü bu fonun halka arz tarihi 2022'nin Temmuz ayında gerçekleşti. Fon yönetim ücreti diğerlerinden daha fazla %2.2. Faiz içeriyor. Yatırım sayısı 7.808 olarak bulunuyor. Bu fon tarafında günlükte, haftalıkta, aylıkta ve 6 aylıkta baktığımızda şu an 6 aylık tarafta diğer BES'leri geçmiş olan bir fon. Çünkü bunun ana nedeni ise kendisi yabancı hisse senedi taşıyan bir fon. Yatırım fonlarında bir ayrı ayrı yatırımları bulunuyor. Hisse taşıyor. Ancak yabancı hisse senedi tarafı ciddi anlamda fazla. %43.18'lik bir yabancı hisse senedi taşıdığını söyleyebilirim. Peki benim tercihlerim neler? Biraz da bunlardan konuşalım. Videonun başında söylediğim sözü unutmuyoruz. Bunlar benim kişisel tercihlerim. Sizin risk ve getiri beklentilerinize göre farklılık kesinlikle gösterebilir. Aynı zamanda piyasa profesyoneli olmadığımı ve bu beklentiler doğrultusunda herhangi bir kar garantisinin gerçekleşmeyeceğini de belirtmek istiyorum.
tamamıyla risk algıma göre gayet çok riskli bir şekilde dizdiğim portföyümden bazı belirtiler sizlere sunmaya çalışacağım. Ben öncelikle iştirak tarafında %30 duruyorum. Bunun %20'si koçlarda, %10'u iş bankası tarafında. İştirakları diğerlerinden ayrı söylüyor olmamın sebebi neden? İştirakler bir şekilde hep aynı hisseler ve hep aynı hisse gruplarına ait olduğu için bazı dönemler çok yukarı çıktığında realize edilmeyip diğer dönemler düşüş göstermek zorunda olan hisseler, ancak bu şirketler grubuna, bu şirketler grubunun temettü alışkanlığına, bu şirketler grubunun yönetilme alışkanlığına gayet beğendiğim için kendi portföyümde tutmayı tercih ediyorum. Peki arkaya ne geliyor? %20 HES geliyor, %20 CHE geliyor ve %10 FFC geliyor. FFC'nin arkasında BZY'yi görüyorsunuz. BZY'de FFC türevinde bir fon. Ben bu ikisini %5 %5 zaman zaman değişiklik olacak şekilde ve takip edecek şekilde kullanıyorum. Geri kalan %20 ne derseniz, benim geri kalan %20'mi az önce söylediğim gibi bazı dönemler para piyasası fonu, bazı dönemler altın fonu, bazı dönemler ise tamamen Eurobond ağırlıklı olan yurt dışı kamu dış borçlanma araçları fonu olarak tercihlerimi yapıyorum. Bunu da burada belirtmek isterim. Evet, bu videoyu dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca uzun bir süredir video çekmiyordum. Yorumlar kısmında da kendiniz bundan sonra önereceğiniz videolar neler olabilir belirtirseniz bu konuda da çalışmalar yapmayı çok istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.